Merhaba arkadaşlar, tekrardan karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi Angavacır slotuna geldik. Burada duruma göre 2 saat ile 4 saat arası durmaya çalışacağım arkadaşlar. Daha henüz karar vermedim ama minimum 2 saat durmayı planlıyorum. Hani burada şurada çiftli slotlar var arkadaşlar. Orada tabi Geniye'li arkadaşlar sürekli olduğu için Sirius yani 2 ve 3'te, birde de belki olabilir ama hani hiç boş yok. Hep dolu. O yüzden şurada tekli slotta farmlamaya çalışacağız arkadaşlar. Yine Hyper Noah'mız var. Çarımız 55 level. Hyper Noah'mızı basacağız. Hatta şöyle basayım ve başlayayım direkt. Wolf'ümüzü de atalım. 55 leveliz arkadaşlar. Hangavarcı'da 60 level bir mob. Yani MS ve Boost Drop'u var. İnşallah alacağız. Şimdi şöyle Hyper Noah'mızı bastığımız zaman arkadaşlar 5 ile 6K arasında seri seri nakit atıyor. Üzerimize de 30K ile falan gelmiştik. Ve 2 tane kestik ve 40K oldu. Onun dışında üzerimize 130 tane 960'lık mana pot ve 100 tane HP pot da geldik arkadaşlar. Onları da buraya maliyetlerini yazdım. Hepsini farmın sonunda değerlendireceğiz. Umarım güzel bir sonuç elde ederiz arkadaşlar. Lafı uzatmıyorum. Sizi baş başa bırakıyorum. Yine her zamanki gibi ara ara açıp kontrol ederiz arkadaşlar. Şimdilik iyi seyirler diliyorum. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Evet arkadaşlar, bir saatimizin sonuna geldik. Şöyle bir tavan atalım. Saatlik bir değerlendirme yapalım. Şimdi üzerimizde biriken nakit para 2M arkadaşlar. Bunun dışında bir tane bus aldık. Hani bir tane daha alsaydık çok güzel olurdu açıkçası ama yine bir tane bus alması da iyi. Bir tane MS aldık. Bakalım ikinci saatimize neler olacak. Şöyle bir RP'lerimizi yapalım. Üzerimize biraz da pot alalım. Hani nakit drop'u aslında hani baktığımız zaman her kestiğimiz mob'dan 4-5K atıyor ama hani yine de tabi tek slot döndüğümüz için altılı bir tek slot dönüyoruz. Hani saatte 2M. Aslında normal 2-3M. Yani çöp atmıyor burası seri. Çöp de atsaydı arkadaşlar hani en az güzel olurdu ama hatta root ayarımı sıfıra düşürdüm. Yine de çöp atmıyor fazla ama bizim buradan alacağımız buz sayısını arttırmamız lazım arkadaşlar. Şunlar üzerinde ağırlık yapıyor. Bankaya bırakacağım. Yani 14 tane de bankada varmış. Çok önemli değil. Şöyle üzerime şu soğanlardan almam gerekiyor. Varsa varmış. Şundan bir tane basalım arkadaşlar. Çünkü büyük mana potu kullanacağım. Bunu basamamızın nedeni sanırım bundan dolayı. Şimdi karar vermemiz lazım. Manamız kalsın. Mana basalım. Şimdi şuradan bir 50 tane daha alalım. Pottan da 50'şer tane alalım. Şuraya yazalım.
50. 50 yazalım, sonra toplarız. Şimdi ben slot'a gidiyorum arkadaşlar. İkinci saatimizi sonunda görüşmek üzere. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. Saatin 2 saat 10 dakika falan oldu şu anda. Hani 2,5 saat falan yaparım diye düşündüm. Öncelikle bir şu çıkan çöpleri bir atalım. Ya şunlardan şöyle seri atsa aslında çok güzel çöp seri çöp atsa biraz daha slot güzel olabilir arkadaşlar ama yine de en azından 2 tane buz. Bir tane de bez aldık. Magic bez. 300K muhtemelen bunu NPC'ye veririz. Üzerimizde de yaklaşık 5M yakında bir nakit olmuş arkadaşlar. Burada yeni bastık. 3. saatimizi yeni bastık. Madem bunu bastık o zaman 3. saatimizi tamamlayalım. 3 saatlik bir farm yapmış oluruz arkadaşlar. Ben slot'a geçeyim. Yani 2 saatin sonunda bir bez, bir MS, 2 buz ve 4,9M nakit olmuş üzerimizde. Yani bu su atması güzel oldu. Yani ikinci saat attı ben bir ara 2 saat olunca hani baktım bu satmıyor falan çok pot harcıyoruz. Bırakacaktım sonra biraz daha devam edeyim dedim. Bunu bastım 3. dakikasında da bu satınca. En azından bunu basmışken bir saat daha kalalım. 3 saatlik bir farm yapmış oluruz arkadaşlar. Ben slot'a gidiyorum. Yine 3. saatin sonunda görüşürüz. Bir değerlendirme yaparız arkadaşlar. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. Evet arkadaşlar, 3 saatin sonuna gelmek üzereyiz. Son 30 saniyemiz. Şöyle birkaç slot daha keselim. Sonra değerlendirmemize geçelim. Evet, hyperlağımız bitti. Şunu da keselim, tohumumuzu atalım. Şöyle bir üzerimizi boşaltalım. BPR'lerimizi yapalım. Bir tane MS'miz var. Hatta ona da gidelim sizle birlikte. Şimdi şöyle. Bir tane MS, bir tane bez, 3 tane buz aldık arkadaşlar. 7M 100K'da üzerimizde var. Şu talyaları da alalım. Ben MS'ye gideyim gideyim arkadaşlar. Sonra değerlendirmemize geçelim. Hiçbir şey alamadık arkadaşlar. Şöyle bir Folk'a gidelim. Orada
Hatta şurada kalalım, pazara da bakarız. Öncelikle slotu şöyle değerlendirmek gerekirse, hani olumsuz yanları pot çok harcıyor arkadaşlar. Hani su gibi pot gidiyor desek yeridir. Tabii benim level 55 olduğu için biraz daha pot masrafım daha fazla oluyor. Pot gidiyor yani. Onun dışında çöp atmıyor arkadaşlar. Çöp atmaması da çünkü nakit drop'u aslında iyi. Saatte 2,5 M yani 2-2,5 M arası bir nakit atıyor. Ama çöp atmadığı için de birazcık olumsuz tarafı da çöp atmaması diyebiliriz. Onun dışında saatte bir tane buz çok iyi arkadaşlar. Hani saatte bir buz aldık. 3 saat farm yaptık. 3 tane buz aldık. Bir tane bez aldık. 426 tane de talya almışız arkadaşlar. Şimdi ben bir bakalım potları bir hesaplayalım. Zaten yazmışız 600 600 700 800 zaten şurası 1 em desek 22. dakikada almışız arkadaşlar bu suda. Yani düz hesap bir 2,5 M pot masrafımız var arkadaşlar. Şöyle yazalım. 2,5 M pot masrafı. 2,5 M pot masrafı var. Bunun dışında 3 M'de yeni Hypernova masrafı var. Tanesi 1 M arkadaşlar. 3 adet kullandık. O da 3 M Hyper gideri dediğimiz zaman toplamda 5,5 M 5,5 M slotumuzun gideri arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şu talya armorlar da var. Onları da bir bakalım. Yani karımıza bakalım arkadaşlar. 5,5 M giderimiz. Şurada satıyorlar ama kaça satıyorlar hiç bilmiyorum. 5K'ya pazara koymuş mesela. Yani onu da aslında 5K'dan bazen buyu da oluyordu ama yani NPC'yi sattığımız zaman 2,5K arkadaşlar öyle söyleyelim. Yani 5K'ya seli varsa 2,5K'ya direkt satılabilir yani uğraşılmaz. Yani onu da şöyle Atari armor yapımında da kullanabiliriz. Ben şuradan bakayım ne kadar yapıyor. Yani 1,65. 1,5 M'de talya armor yazalım o zaman. Şöyle gelirlerimizi 1,5 M talya. Buslara bakalım. 2,200. Şöyle 2,331. 2 M 2 M 300K civarı zaten arkadaşlar bus. Ustaları çok fark etmiyor. Bir ikem arada oynuyor. 1,2K pardon. 2M 239. Şu 2M 331'e koymuş. Şurada var mı? Şöyle bakalım. 2M 331. Bir tanesini sana verelim. Şurada Magic var mı bize düşen? Magic yok arkadaşlar. Onu muhtemelen direkt sallayacağız. Bir tane de sana verelim. Bir tane de şurada vardı. Neredeydi? Şurada bir. Neyse, sana verelim. Bir tane de buraya gönderdik. Üzerimizde 14 ham oldu arkadaşlar. Şunu da direkt NPC'ye satacağız. 14 ham 300K nakit. Üzerimizde oluşan nakit arkadaşlar. 14 ham 300K. Bunun da 1,5 M'de Talya'dan geliyor arkadaşlar. Yani 15 ya düz hesap 16 M net nakit üzerimizde oluşan nakit 16 M arkadaşlar.
Bunun da 5,5 emine gider sayarsak bize kalan net karda 10-11 em civarı arkadaşlar. Tam 3 saat boyunca Hungavalyur kestik. Şükür bitti arkadaşlar. Artık villayı katarsınız. Yani bu şekilde Hypernoah ile zaten Hypernoah ile kastığımız için bize gelen nakit ortalama saatte 2-2,5 gram oldu. Hani eğer Hypernoah olmasaydı biraz daha düşük olurdu arkadaşlar. Hani Hungavalyur güzel slot arkadaşlar. Hani bu satması özellikle güzel. Saatte en az bir tane bus alırsınız. Bes 2-3 tane de atabilirdi. Bize bir tane attı. Bes de alırsınız. Nakit drop'u da iyi arkadaşlar. Slot güzel. Beğendim arkadaşlar. Bu şekilde de Hungavalyur farmımızı sonlandırıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar hani bir beğenip yorum atarsanız da sevinirim. Onun dışında önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.